Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, İsrail'den Sinvar itirafı geldi. Morale ihtiyacımız var dediler. Kıymetli izleyenler, İsrail askerlerinin Sinvar'a ait sığınağı ve altındaki büyük tünel sistemini hedef aldığı ileri sürüldü. İsrail Silahlı Kuvvetleri Cuma günü yaptığı açıklamada, askerlerinin bölgenin kuzeyinde Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinvar'a ait bir saklanma dairesini ve altındaki büyük tünel sistemini tespit edip yıktığını söyledi. Times of İsrail'de Sinvar'a ait sığınağa düzenlenen operasyonun, İsrail'in haftalardır yürüttüğü savaşta moral ihtiyacını karşıladığı belirtildi. IDF, dairede Sinvar'ın burada saklanma yeri olarak kullandığı sonucuna varılmasına yol açan önemli kanıtlar bulduğunu söyledi. IDF'ye göre tünel şaftı yaklaşık 20 metre derinliğindeydi ve birçok kola sahip 218 metre uzunluğunda bir tünele açılıyordu. Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, hafta içinde yayınladığı bir mesajda Hamas savaşçılarının İsrail ordusuna ağır kayıplar verdirdiğini ve onların şartlarına boyun eğmeyeceklerini söylemişti. Sinvar, kara operasyonlarının Ekim ayının sonlarında başlamasından bu yana 5000 İsrailli asker ve subayın öldürüldüğünü ve yaralananların da olduğunu söylemişti. Kıymetli izleyenler, İsrail ile Hamas arasındaki savaş her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, sivilleri öldürmekten imtina edip sadece ve sadece İsrail ordusuna mensup askerleri yok etmeye devam ederken, İsrail ordusu havadan ve karadan sivil yerleşim bölgelerini bombardıman altına almaya devam ediyor.